İslam ve toplum. Merhaba sevgili dinleyiciler. Yeni bir programla daha birlikteyiz. Bugün ana kumanda masasında arkadaşımız Recep Tayyip Mutlu görev yapıyor. Ben Bahattin Apak sunmaya çalışıyorum. Programımıza şiirlerle menkıbeleri yayınlayarak başlayacağız. Sorun söyleyelim ile devam edeceğiz. Sorun söyleyelim'e katılabilmeniz için telefon numaramızı hatırlatıyorum. 0212 454 56 46. 0212 454 56 46. Şiirlerle menkıbeler. Abdullah-ı Ensari rahmetullahi aleyh. Kurtulmanın tek çaresi. Abdullah-ı Ensari büyük alim ve veli. Sohbeti insanlara olurdu faydalı. Bir günkü sohbetinde buyurdu ki: "Biz kuluz. Tam İslam'a muvafık yaşamaya memuruz. Çünkü Cenab-ı Allah yaratmıştır hep bizi. O yapmıştır hem bizim vücut makinemizi. Nasıl kullanılması lazım geldiğini de o bilir. Çünkü onun eseridir hepsi de. Zira kim yaptıysa herhangi makineyi, kullanılmasını da o bilir daha iyi." İşte bu çok muazzam, harika dediğimiz, vücudumuzu dahi yaratmıştır Rabbimiz. Kullanma talimatı olarak da o yine bir kitap göndermiştir, Kur'an-ı Kerim diye. İzah etmek için de onu açık olarak peygamber göndermiştir, bize çok acıyarak. Onların gelmesinin işte asıl sebebi, izah etmek içindir kitab-ı ilahiyi. Yani Resulullah'a geldiğinden bu kitap, o anlar manasını, çünkü odur muhatap. Onun izahatının dışındaki her izah, yanlış olup imanı bozabilir maazallah. Zira kitabullahı kendi anlayışına göre tefsir edenler çıkar dinin dışına. Bugün öyle gündür ki çok bozuk neşriyat var. Ateşe sürüklüyor insanı kötü şartlar. Fark edilmez bir hale gelmiştir helal haram. Onun için kurtulmak zor olmuştur bugün tam. Bir tek çaresi vardır bu zaman kurtulmanın ve bilmesi lazımdır bunu her Müslümanın. Bu ne nafile namaz ne de zikir yapmaktır. Bu kurtulanlarla beraber bulunmaktır. İslam alimlerinin okuyup kitabını değerlendirmelidir Müslüman her anını. Hadiste buyurdu ki zira Resul-i Zişan, Allah'ın bir kulunu sevmediğine nişan, o kimsenin ne dine ne de dünyaya ait faydasız şeylerle geçirmesidir vakit. Her yaptığımız şeyi kaydediyor melekler. Ölünce önümüze konacak birer birer. Bunların inkârı da mümkün olamayacak. Onlara ne bahane, ne özür bulunacak. Boş ve malayani ile geçer ise zamanlar, amel defterinde de boş geçer o sayfalar. Bu boş sahifeleri onlar defterlerinde, görünce çok üzülüp kahrolurlar o günde. Derler, keşke dünyada hiç boş oturmasaydık. Ya dine ya dünyaya yarar bir iş yapsaydık. Hele defterlerinde görseler günah, isyan, iş bu pişmanlıkları
kat kat olur o zaman. Sevgili dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sırada sorun söyleyelim var. Osman Ünlü hocamızla birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Efendim hoş bulduk. Efendim İslam alimlerinden ve Evliya-i Keram'dan olan Ebul Fereç İbni Cevzi rahmetullahi teala aleyh buyuruyorlar ki, dünya Allah-u Teala'nın evidir. Sahibinin izni olmadan bu evde tasarrufta bulunan ise hırsızdır buyuruyor Ebul Fereç İbni Cevzi rahmetullahi teala aleyh. Bu hikmetli sözden sonra dinleyicilerimizin sorularına geçiyoruz. İyi günler. Buyurun. Alo. Buyurun, dinliyoruz. İyi günler çocuğum. İyi günler efendim, buyurun. Ben aşurayının orucunu soracaktım oğlum. Peki efendim. Bak bir Erdal'a vereyim bir dur. Erdal dur. Tamam, kaydettik orucu... efendim. İyi günler. Buyurun. Ya ben namaza başlamak istiyorum hocam da. Benim için bir dua eder misin? Çocuklarım için. Allah-u Teala kolaylık versin, hidayet versin. Hayırlı kimselerle karşılaştırsın inşallah Teala efendim. Amin. Cümlemiz inşallah yaradanım. Peki efendim. Mevlam. Allah'a hocam. Amin efendim cümlemiz. İyi günler. Alo. Buyurun efendim. Kolay gelsin. Hayırlı cumalar. Amin. Allah-u Teala razı olsun. Buyurun. Hocam aşure günü sizden mübarek olsun. Amin. Sizden. Amin. Sizin de efendim. Sizden dua talep ediyorum. Kendime, ailem ve tüm Müslümanlar için. Allah Teala ki can saadeti versin. Ahir zaman fitnelerinden muhafaza buyursun. Size de, sevdiklerinizi de, bütün Müslümanlara da son nefeste iman selameti ihsan etsin inşallah. Amin. Teşekkür ederim. Hocam, arkadaşım sordu. Miras meselesinde asabe diye bir terim geçmişti. Asabeye miras düşer diye. Onu soracağım. Bir nasıl? De hocam, bu bidatlar çok yayıldı. Bidatlar çok yayılıyor daha doğrusu. İnsanlar hep nasıl diyeyim, hani bir Kur'an-ı Kerim bile okuttuğumuzda salavat-ı şerife getirince eller kalplere gidiyor. Bunun yanlış olduğunu belirtiyoruz ama hani hoca görünümlü insanlara daha çok itibar edildiği için bizden dinlenmiyoruz. Bu durumlarda ne yapabiliriz bulduğumuz ortamda? Bir de elma çekirdeği taşımak nazara karşı iyi gelirmiş. Böyle bir şey var mı? Teşekkür ediyorum. Hayırlı cumalar. Bir de bir hatim mi var arkadaşım, onu da size diye diyorum. Peki efendim, kaydettik. İyi günler. Alo. Buyurun. Alo. Buyurun efendim. Ben hocama sorularım olacaktı. Dinliyor hocam. Dinliyoruz efendim, buyurun. Hocam ben dua istiyorum. Biraz rahatsızlıklarım var da. Geçmiş olsun Cenab-ı Hak. Şifa ihsan eylesin, ferahlık versin inşallah. Amin hocam. Muhammed ümmeti için felaha çıkması için, bu sıkıntılardan kurtulması için hocam. Allah-u Teala din ve dünya saadeti versin, hidayet versin, akıl, izan versin inşallah Teala. Amin hocam. Hocam benim muhabbet kuşum var. Bu tek çift yapmak, biraz uğraşmak zoruma gidiyordu. Acaba vebali var mı bunun tek bırakmanın? Peki efendim. Onu öğrenmek istiyorum. Pek içim rahat değil. Bir de hocam ahitname duası diye bir dua var mıdır? Birkaç yerde rastladım da. Peki efendim. Bir de hocam bu hanımlar özel yerlerine epilasyon yaptırıyorlar. Bu ara çok yayıldı. İşte meşgulüz, işimiz oluyor falan gibilerinden. Bunun şeyini anlatmak istiyorum. Uygun mudur? Peki efendim. Teşekkür ederim hocam. Hayırlı günler. Buyurun hocam. Efendim ilk dinleyicimiz zaten aşure günü orucuyla başlamıştı. Biz de aşure gününden bahsedecektik. Bu gece aşure gecesi. Hilal'in görülmesi. Yani ilk gün zaten hava kapalıydı, biz baktık da. Ama takvimdekiyle aynı gidiyor. Uygun yani. Evet. Bu gece Muharrem'in, yani Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece, Muharrem'in 10. gecesi. Yani aşure gecesi. Mübarek gecelerdendir aşure gecesi. Yarın da günü. Aşure günü. Günü de mübarektir, gecesi de mübarektir. Birçok hadiseler anlatılır. Rahmetli ben, babaannem de böyle küçükken anlatırdı. Doğduğumuz ay, öldüğümüz ay. Allah Allah derdim, bu kadın dedim bir şeyler duymuş ama tabii teferruat detaylı anlatamıyor. Niye söylüyor? O anlatırdı öyle. Doğduğumuz ay, öldüğümüz ay falan diye. Fakat şeyden sonra kitaplarda okuyunca Muharrem'in onun da çok büyük hadiseler vuku bulmuş. Evet.
Mesela çeşitli rivayetler var. Adem Aleyhisselam'ın Hazreti Havva validemizle kavuşması, Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un şerrinden, Kızıldeniz'den kurtulması, Nuh Aleyhisselam zamanındaki tufanın bitmesi, başlaması da öyle diye geçiyor. İsa Aleyhisselam'ın göğe yükselmesi, Romalıların eşkıyanın elinden kurtulması. Birçok böyle hadiseler vuku bulmuş Muharrem'in onunda. Sebebini bilmiyoruz. Belki birçok hadiseler böyle anlatıldığı için de onların dilinde hani çok acılı geçen veyahut da şeyli geçen zaman dilimler olduğu için o kadıncağız da belki de o sebepten dolayı doğduğumuz ay, öldüğümüz ay derdi. Evet. O şekilde derdi. Yani bu Muharrem ayı içerisinde bilhassa onuna tesadüf etmiş. Çok büyük hadiseler vuku bulmuş. Birçok peygamberin başından çok şeyler geçmiş. Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam torunu Hazreti Hüseyin radıyallahu teala an hazretlerinin şehit olması da Muharrem'in onuna isabet ettiği kitaplarda aynı şekilde bildiriliyor falan. Allah da dilediği zaman olur. Ama mutlaka o öyle olacak demek değildir. Öyle olacak demek değildir. Ha, Cenab-ı Hak ezelde öyle takdir etmiş. Bugünlere rastlanmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine-i Münevvere'ye hicret ettiği zaman bakmış oradaki Yahudiler oruçlu Muharrem'in onunda. Niye oruç tutuyorsunuz diye sorduğu zaman da diyorlar ki bizim peygamberimiz Musa Aleyhisselam Firavun'un şerrinden Muharrem'in 10. günü kurtulmuştu. Biz o günü iade etmek için oruç tutuyoruz deyince peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Musa Aleyhisselam benim karındaşımdır. Ben sizden ona daha çok yakınım. Dönüyor eshab-ı kirama siz de oruç tutun Muharrem'in 10'unda ama bunlar gibi tutmayın buyuruyor. Bunlar sadece Muharrem'in 10'unda bir gün tutarlar. Siz ya 9. 10. gün, bugün 9. gün veya 10. 11. gün yahut da 9. 10. 11. gün. Şimdi dinleyicimiz de soruyor ya, Muharrem orucu ne zaman tutacak? Bugün de başlayabilirdi. Veya yarın hafta sonu, mesela çok bu sene hafta sonuna denk geldi. Cumartesi, pazar. Evet. 10. 11. isabet olur. Tutabilir mi? Tutabilir. Peki efendim tek gün, zaten cumartesi günü tek gün olarak oruç tutmak mekruh, tek olarak. Muharrem'in 10. günü tek olarak oruç tutmak da mekruh. Çünkü açıkça Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam tavsiye ve talimatı var. Siz sadece 10. gün oruç tutmayın, Muharrem'in 10. günü, Aşure günü oruç tutmayın. Siz 10-11'inde veyahut da 9-10-11'inde veyahut 9-10'unda. İki gün olarak tutun ya da üç gün olarak tutun buyuruyorlar. Dolayısıyla biz mesela dün de bahsettik. Bugün oruçlu olanlar var. Yarın da tutacak. Pazar günü belki tutmaz ama yok efendim üçe tamamlayayım. Pazar günü de tutabilir. Peki biz bu gece ne yapacağız? Aşure gününde ne yapacağız? Efendim mübarek gecelerde, mübarek günlerde kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki efendim özel bir duası var mı? Hayır. Hayır. Evet, mübarek bir dua yok mudur? Zaman zaman soruyorlar, siz de başınıza geliyor evet. Falan. İşte efendim işte ben diyor işte şunu yapacağım falan, bunu yapmak için, onun olması için bir dua yok mu? Yani sihirli değnek kimsenin elinde yok. Yok. Dua Allah-u Teala'ya karıştır. Hatta Saadet-i Ebediye kitabında anlatılırken buyuruyor ki aç bir kimsenin iştahlı olduğu zamanda nasıl önüne sevdiği bir yiyecek konduğu zaman ona böyle canhıraş bir şekilde saldırır. Dua da öyle olmalı. Yoksa elin hamurda gözün oynaşta olmaz o. Aa Bahattin Bey nasılsın? Ya Rabbi bize şunu. Bahattin Bey şeyi gördün mü? Ya Rabbi şunu da bize. Ya Bahattin Bey gördün mü falan. Şimdi Bahattin Bey kusura bakma da sana birisi gelse evladım bile olsa. Baba senden bir şey diyeceğim. Ha anne onu gördün müydün falan. Ha teyze geldin mi? Ha baba bir şey diyecektim falan. Dedim ya derken dersin ki evladım ben adamın asabını bozma yani değil mi? Diyeceksen de. Ciddi ciddi ol. Evet. Ciddi ol. Ya sen insan olarak bak bir kul olarak insan olarak yani tavrını ortaya koyuyorsun. Oğlum diyorsun ya. Adam gibi aynı şekilde ne talep edeceksen et dersin değil mi? Evet. Bir tarafta kulağın, öbür tarafta gözün, bir tarafta ondan sonra da baba şunu ver. Ya da aynı şekilde nakayt bir şekilde sen şimdi gittin babanın huzuruna. Haşa tenzih ederim de. Elini arkasına. Baba ya benim para bitti biraz para versene. Ya adamcağızın para vermedi. Gönlü olsa bile vazgeçer. Tamam vazgeçer. Ha diyeceksin efendim niye bu misaller veriyorsun? Ya sen insan olarak
karşında muhatabının ciddi olmasını, edepli olmasını, terbiyeli olmasını. Yani senden bir şey talep ettiği zaman veyahut da sana bir şey sorduğu zaman şöyle bakarsın ya dersin, ben buna yardım edeyim, değil mi? Evet. İçinden gelmesi lazım. Yani teşbihte hata olmaz. Yani Allah-u Teala'ya da kendini aynı şekilde hani boynunu bükeceksin. Allah rahmet eylesin Enver abiler buyuruyorlar ki acındıracaksın halini. Riyakarlıkla değil, bilir sahibi, Allah-u Teala bilir, kalplerdekini görür. Riyakar değil, samimi olarak. Mesela zaman zaman hep naklediyoruz, anlatıyoruz. Laf olsun diye de söylemiyoruz onu. Kitaplara geçmiş bu. Adamcağız merkebi kaybolmuş, ara bulamamış. En sonunda mecali kalmamış böyle. Secdeye kapanmış, secdede dua ediyor. Ya Rabbi diyor, sen benim diyor aynı şekilde. Sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim. Bahattin Bey bu söz küfür biliyor musun? Evet. Ama adamın hani dilinden ne çıktığını bilmiyor ama kalbi öyle demiyor. Allah-u Teala her şeyin sahibi biliyor. Ama dili öyle söylüyor. Ya merkep anılarak çık geliyor. Çünkü Allah-u Teala kalplere bakar buyuruyor. Ben sana numara çekebilirim, ben seni kandırabilirim, sen de beni kandırırsın. Biz de dinleyicilerimizi kandırırız, onlar da bizi kandırır. Daha doğrusu biz birbirimizi kandırırız. Onun için de hiçbirimiz Rabbimizi kandıramayız. Bu sebepten dolayı dua ederken samimi olmalı. Evet. Efendim ne okuyalım? Ya bir Fatiha, üç İhlas oku, büyükleri vesile et. Ne istersen iste. Aşure girsin. Evet, Kur'an-ı Kerim oku, Peygamber Efendimiz hayatını oku, Evliya-i Kiram'ın hayatını oku. Ondan sonra da yani seni böyle düşündürecek, ibret verecek Evliya-i Kiram menkıbelerinden Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam mesela Hakikat kitabının yayınlamış olduğu Şevahid-ül Nübüvve kitabı var. Menakıb-ı Çağrıyar-ı Güz'ün kitabı var. Bu kitaplarda Peygamber Efendimiz'in hayatı Şevahid-ül Nübüvve'de, Menakıb-ı Çağrıyar-ı Güz'ünde Eshab-ı Kiram Efendilerimizin hayatları anlatılıyor. Onları okudukça bir müddet sonra kalbin yavaş yavaş böyle yumuşamaya başlar. Ondan sonra ben ne biçim kulum. Ondan sonra iştahla, arzuyla Allah-u Teala ya Rabbi bu sevdiklerin hatırı hürmetine bana da işte iman selameti ver, hastayım sıhhat ver, işte çoluğum çocuğum da aynı şekilde hidayete kavuşsun, onlara hidayet nasip et. Dua bu işte. Yeter ki senin ağzından şey çıksın. Hatta aşerim beşeriden olan Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh hazretleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendileri süt tarafından herhalde dayılar da oluyor. Dayı da diye hitap ederlermiş. Diyor ki ya Resulallah, Allah-u Teala sizin duanızı kabul ediyor. Bana bir dua etseniz de yani benim her duam kabul olsun. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki ya Sa'd buyuruyorlar. Ağzına girene ve çıkana dikkat et. Ne demek o? Ağzına giren haram lokma girmeyecek. Haram içecek, girmeyecek. On sana peki çıkan yalan söylemeyeceksin, gıybet etmeyeceksin, dedikodu yapmayacaksın, nemmamlık yapmayacaksın, laf taşıyıcılık yapmayacaksın, suizan etmeyeceksin. Girene çıkana. O zaman sen bunlara dikkat edersen, yediğine içtiğine ondan sonra ağzından çıkanlara dikkat edersen, kul hakkına hayvan hakkına riayet edersen, Allah'ın emirlerini yapar yasaklarından sakınırsan, kitaplarda buyuruyor ki böyle bir kul elini açsa ya Rabbi dese Allah-u Teala lebbey kulum der buyuruyor. Evet. Buyur kulum ne istiyorsun? Çünkü yaratan Cenab-ı Hak. Mesela Evliya-i Kiram hayatlarını okuyoruz. Hatta seneler önce vefat etti İsmet Emanet vardı. Yaşça evet. Büyüğümüzdü İsmet abi. Işık Kitabevi'nin ilk tescilli personeliydi. Işık Kitabevi'ydi o zaman Hakikat Kitabevi'nin ismi. O anlatmıştı. Allah rahmet eylesin, o da vefat etti. Bir gün dedi kitap evindeyim dedi. Işık kitap evi o zaman ismi. Birisi geldi dedi. Bu güney illerinden birisi. Demiş ben demiş Hüseyin Hilmi Efendi'yi arıyorum. Demiş ne yapacaksın? Benim demiş hanımım hasta. Gitmediğim doktor kalmadı. Kullanmadığım ilaç da kalmadı. Fakat bana birisi dedi ki İstanbul'da Hüseyin Hilmi Efendi var. Onun duasını al. O zaman şifa bulur hanımın. Ondan sonra nedir demiş ha? Valla demiş bir şey geliyor, bayılır gidiyor demiş. Genelde mesela 2-3 arası oluyor demiş bu. Bayılıyor gidiyor demiş onun sonra. Bunu da bir şey yapamıyoruz. Neyse diyor, tarif etmiş. Tarif ettim diyor. Yani kitabeviyle Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi aleyh oturduğu 300-500 metre falan ya var yok değil mi? Evet. Arası. Tarif ettim diyor. Demiş görüştükten sonra gel bana ne olduğunu da söyle dedim diyor. Adam olur demiş, gidiyor kapıyı çalıyor. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala kendisi çıkmış. Demiş buyurun kardeşim. Ben demiş Hüseyin Hilmi Efendi'yi arıyorum. Ne yapacaksınız buyurmuşlar. Benim demiş hanımım hasta. Bana dediler ki işte Hüseyin Hilmi Efendi'ye git. Onun duasıyla aynı şekilde şifaya kavuşur hanım dedi. Şimdi bak bütün din büyüklerindeki halet ruhiye o şeyi iyi anlamak lazım.
Mübarek elini kaldırmış. Kardeşim buyurmuşlar. Hüseyin Hilmi kim, şifa kim? Hüseyin Hilmi de Allah-u Teala'nın aciz bir kulu. Allah-u Teala sevdiklerinin hatırına şifa ihsan, şifa ihsan eylesin inşallah Teala. Adam o anda saatine bakmış. 2:30-3 civarıymış. Oradan çıkıyor, geliyor bunu. Rahmetli İsmet Emanet abi de anlatıyor böyle böyle oldu diye. Neyse diyor, bir diyor 8-10 sene geçti diyor. Bir gün diyor bu adam gene geldi diyor. Böyle de siması yabancı gelmedi ama diyor adam demiş ki tanıdın mı beni? Ya demiş yabancı gelmedi. Ha demiş şimdi tanıdım. Ne oldu demiş hanımın? Ya demiş o saatte demiş hanıma şey gelir gibi hanım iyi oldu demiş. Bir daha yok. Geçti demiş. Peki şimdi niye geldi? Şimdi demiş aynı hastalık kızda belirdi de demiş ondan geliyorum. Biz o zaman Balıkesir Gönen'deydik işte. Balıkesir'in Gönen'e yakın Manyas diye bir kazası var. Onda dizinde rahatsızlık var işte. Tavsiye etmişler. Dedi herkes dedi yani dedi hocamızın kapısına gidiyor. Biz dedi işte böyle Gönen Manyas dolaşıyoruz. Rahmet öyle bir espri yaptıydı. Böyle bir espri yaptıydı. Şimdi diyeceksiniz ki bunu niye naklettiniz? Bakın Hüseyin İlmi Efendi rahmetullahi aleyh. Ya öyle bir gel bir dua edeyim iyi olur demiyorlar. Bütün İslam alemleri, ehl-i sünnet alimleri, evliya-i kiramın hali böyle. Hüseyin İlmi Efendi kim karşımız olan Allah-u Teala'nın aciz bir kulu. Peki bu söyledikleri yanlış? Hayır. Tamamen doğru. Bak iyi anlamak ve yerli yerine koymak lazım. Peki efendim Allah-u Teala ha, o aciz bir kul dedikleri gibi. Ama oturmasında, yemesinde, içmesinde, kalkmasında Allah-u Teala'nın dinine, hizmette falan Cenab-ı Hakk'ın emrine milim milim uymaya çalışıyor. Tamam? Milim milim uymaya çalışıyor. Yani yaptıklarının hepsini Allah rızası için yapıyor. Evet. O elini açtığı zaman ya Rabbi buna şifa, yaratan Cenab-ı Hak o zat değil. Yaratan Cenab-ı Hak. Sen de böyle bilir bu hale gelirsen aşure gecesi, aşure günü kendine, evlat-ı yâline yaptığın dua reddedilmez. Bunun özel bir şeysi yok efendim. Şunu mu okuyayım, bunu mu okuyayım falan. Önce kendini düzelt. Önce kendini düzelt. Peki en çok okuyacaklarımız nedir? İstiğfar. Bu zamanın ilacıdır bu. Estağfurullah, estağfurullah veya estağfurullah min kulli ma kerih Allah. Sonra la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Sonra Yunus Aleyhisselam'ın duası la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Kelime-i temcid la havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Kelime-i tenzih subhanallah ve hamdi subhanallahil azim. Efendim ben kelime-i tevhid oku la ilahe illallah. Salavat-ı şerife Allahümme salli aleyhi seyyidine ve nebine Muhammed. Efendim ben istiğfar duası okuyacağım. Hay hay. Estağfurullahil azim. Ellezî la ilahe illâ ve hayyün kayyum etûb ileyh. Efendim bunu tesbih, tahmid, tekbir. Yani subhanallah, subhanallah, subhanallah. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Bu namaz tesbihat değil mi? Namaz tesbihat ama dışarıda söylenmez değil ki. Namazlarda bunlar 33 defa söylenir. Ama dışarıda da aynı şekilde tahmid, tesbih, tenzih bunu çoğaltın buyuruyor. Böylece ne olmuş olur? Kalbimize nefis yükleme yapamaz. Dışarıdan gelenler de aynı şekilde bunları söylemek suretiyle mani olur. O zaman elimizi açtığımız zaman aşure gecesinde de, aşure gününde de, cuma gecesinde de yaptığımız, cuma günde de yaptığımız dualar kabul olur. Mesela şimdi içinde cuma, bu içinde bulunduğumuz zaman dilimi. Mesela çeşitli kitaplarda tam öğle vakti diyen var. Ama çoğunluğu buyuruyor ki işte ikinden sonra o vakit. Bir an varmış, o anda yapılan dua kabul olurmuş. Evet. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh kendileri Eyüp Sultan'da oturuyorlardı ya. Evet. Esas evleri orada. Orada işte çocukluk dönemlerinde falan rastlamış demek ki. Bir kadın mı adam mı neyse. Böyle hep böyle şey kalmış falan. Dua edermiş öyle. Cuma günü de böyle gene ikinden sonra. Ya Rabbi canımı al, ya Rabbi canımı al. Öyle derken tamam o vakte denk gelmiş. Küt diye gitmiş adamcağız. Ya Hüseyin Hilmi Efendi anlatmış. Ya karışmıyormuşlar. Yani böyle böyle de durum olur. Ya niye canımı al diyorsun? Ya Rabbi bana aynı şekilde hayırlı, hidayet nasip et. Hayırlı. Hakkımda hayırlı olanı ihsan et. Hayırlı ibadetler, hayırlı ameller nasip et. Hayırlı işler, kendi dinine hizmetler nasip et diye dua et. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz de buyuruyorlar. Yani ölümü istemeyiniz. Bela musibet de istemeyiniz. Ama bela musibet senin elinde, iradenin dışında gelirse ona da sabrediniz buyuruyor. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız. Değerli dinleyenler, sırada bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı, insanların en iyisi ve en kötüsü. Bir insan, herkesin ne düşündüğünü anlasa, kaybolan şeylerin nerede olduğunu bilse,
her ettiği dua kabul olsa, bu üstün haller Allahü Teala'nın sevgisine alamet değildir. İtikadı düzgün mü? Haramlardan sakınıyor mu? Farzları, sünnetleri yapıyor mu? Yani dinimize uyuyor mu? İşte Allahü Teala'nın sevgisine alamet budur. Yoksa üstün haller gösterene evliyadır denemez. Bu haller kafirlerde, kötülerde olursa istidraç denir. Müminlerde olursa keramet denir. Gerek istidraç, gerek keramet, her ikisi de riyazet, yani sıkıntı çekenlerde olur. Çekmeyenlerde de olabilir. Esas alim, Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarına göre hareket eder, fıkıh kitaplarına göre konuşur. Evliya zatsa, fıkıh kitapları yanında büyüklerinden gelen feyizlere, marifetlere göre konuşur. Zulüm ve işkenceyle ölen Müslüman, şehit olur ve cennete gider. Kafirler, işkenceyle de öldürülse şehit olmaz. Şehitlik ancak müminler içindir. Cennetin kapısı imandır, imanı olmayan cennete gitmez. Kur'an-ı Kerim'e kendi kendine manalar verene uymak, bunu dinlemek caiz değildir. Peygamber Efendimiz, kim Allah'ın kelamına kendi aklıyla kendine göre mana vermeye kalkarsa, kendi kafasından tefsir yaparsa o kafir olur buyuruyor. Kurtuluş yolu Ehl-i Sünnet alimlerinin yoludur. İmam Rabbani Hazretleri, Ehl-i Sünnet yolundan kıl kadar ayrılan cehenneme gidecektir buyuruyor. Ehl-i Sünnet alimlerinin yolundan kıl kadar ayrılan din adamlarına din hırsızı denir. Peygamber Efendimiz, insanların en iyisi alimlerin iyileridir. İnsanların en kötüsü de alimlerin kötüleridir buyuruyor. Alimlerin kötüleri kendi kendilerine fetva verenler, fikir yürütenlerdir. Dünyada en büyük nimet doğru imandır. Dolayısıyla kavuşulması en zor şey de doğru imandır, yani Ehl-i Sünnet itikadında olmaktır. Çünkü Peygamber Efendimiz, benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72'si cehenneme gidecektir, itikadı düzgün olduğu için yalnız bir fırka kurtulacaktır. Bu kurtulanlar benim cemaatime ve sünnetime tabi olanlardır buyuruyor. Burada cemaat, eshab-ı kiram demektir. Sünnet sözü, yalnız olarak söylenildiği zaman İslamiyet'in bildirdiği her şey demektir. Ehl-i sünnet vel cemaat tabiri buradan gelmektedir. Peygamber Efendimiz, Allahü Teala'nın çok sevdiği kimse, dinini öğrenen ve başkalarına öğretendir. Dininizi İslam alimlerinin ağızlarından öğreniniz buyuruyor. Doğru itikad, yani Ehl-i Sünnet itikadı çok önemlidir. Her şeyden önce bunu öğrenmeye çalışmalıdır. İtikadı bozuk olan biri, dinimizin bütün emirlerini yapsa ve yasaklarından kaçsa, sabaha kadar zikretse de, bu kimsenin cehenneme gitmeme ihtimali yoktur. Çünkü itikat bozukluğunu ancak cehennem ateşi temizler. Halbuki içki içen, dinin emirlerini yerine getirmeyen fasık birinin itikadı düzgünse, bu kimsenin cehenneme gitmeme ihtimali vardır. Çünkü tövbe edebilir, şefaate kavuşabilir veya Cenab-ı Hak affedebilir. Fakat itikadı bozuk olan kimse, itikadının bozukluğunu bilmediği için tövbe de etmez, o haliyle ölür. İnsanların hayırlısı, ilim öğrenen ve öğrendiğini öğretendir. Dinimizden bir kelime öğrenip bir başkasına da öğretmek, bin kere nafile hacca gitmekten daha çok sevaptır. Peygamber Efendimiz, yoldan çıkmış bir Müslümanı doğru yola kavuşturan cennette yanımdadır buyuruyor. Ancak dikkat edilecek husus şudur ki, dinimiz nakil dinidir. Kişi öğrendiğini öğretecektir, kendi anladığını değil. Sapık yollar, akıl yürüterek yorum yapmak sebebiyle ortaya çıkmıştır ve çıkmaktadır. Bunlar felakettedir. İlim, nakli ve akli olmak üzere ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi, yani nakle dayanan din ilimleri,
Peygamber Efendimiz'den bugüne kadar nakil yoluyla öğrenilerek gelmiştir. Kendi görüşüne göre din öğretilmez. Maalesef bugün pek çok kişi dini konuları kendi görüşüne göre anlatıyor. Hem kendileri hem de onlara uyanlar cehenneme gidiyor. Böyle bir zamanda kurtulabilmek için Peygamber Efendimizin varisleri olan Ehl-i Sünnet alimlerinin kitaplarını okumak şarttır. Müslüman olduğunu söyleyen bir kimsenin yaptığı bir işin dinimize uygun olup olmadığını bilmesi lazımdır. Bilmiyorsa öğrenmesi gerekir. Eğer yapılan iş dinimize uygun değilse kişi günah veya küfürden kurtulamaz. Her gün hakiki tövbe etmesi lazımdır. Tövbe edilen günah veya küfür muhakkak affolur. Tövbe etmezse dünyada veya ahirette cezasını çeker. Değerli dinleyiciler, yayınımıza devam ediyoruz. Sorun söyleyelim ikinci bölümüyle sizlerle birlikte. Hocam, birinci bölümden sorularımız vardı. Buyurun. Efendim, ikinci dinleyicimiz dedi ki asebe diye bir şey duymuş mu, okumuş mu dedi. Ne demek bu? Efendim, Tamil Mehasadeti Ebediye kitabının feraiz bahsi var. Feraiz ne demektir? Ölen kimsenin mirasını taksim meselesi. Orada anlatırken buyuruyor ki bir eshabi feraiz deniyor. Ondan sonra asebeler oluyor. Ne demek bu eshab-ı feraiz? Hisseler Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiş. Anne, baba, koca, hanım, yani erkek, kadın, çocukları. Evet. Bunların şeyleri eshab-ı feraiz içerisine giriyor. Hisseler kesin. Mesela anne baba evladının, yani torunları olsun veya olmasın, otomatik olarak hisseleri altta bir diye bildirilmiş. Değiştiremezsin. Anne baba evladından altta bir miras alır. Hakkıdır bu. Eshab-ı feraiz diye Kur'an-ı Kerim'de açıkça bildirilmiş, altta bir olarak da bildirilmiş bu. Evet. Peki bu eshab-ı feraizden kimse olmazsa ondan sonra kademeli şekilde miras ölen kimsenin işte asebe denilen akrabalarına gider. Kardeşinin çocukları. Bu şekilde böyle kaymaya başlar. Asebe dediktir o. Ama bir kimsenin vefat ettiği zaman evlatlar varsa, ondan sonra eğer evlatların içerisinde erkek evlat varsa asebeye gitmez o. Gidemez. Çünkü o erkek çocuk olduğu gibi diğer tarafları giden hepsini keser atar. Evet. Keser atar. Manidir yani. Erkek ve kız çocuklar varsa zaten asebe devreye girmez orada. Ama sadece kız çocukları varsa, işte ölenin annesi babası hayattaysa, anne baba, kız çocukları, işte asebe dediğimiz o ölenin erkek veya kız kardeşleri devreye girer. Yani hisseleri var onların. Evet. Hisse alırlar. Efendim biz ona vermeyiz. Allah-u Teala böyle emretmiş. Şimdi Ebu'l-Fereç Hazretleri bir sözünü naklettik. Dünya Allah-u Teala'nın evidir. Onun izni olmadan bir tasarrufta kullanırsın, hırsız olursun diyor. Buyuruyor zat. Cenab-ı Hak veriyor. Mesela çok kimse, ben öldükten sonra işte şunu falan yere veririm, şunu falan yere veririm. Çok geliyor, sizin de başınıza evet. Geliyor işte yayından sonra. Diyor ki bu vasiyeti yerine getirecek miyiz? Adamın 3 milyar parası var. Ölen kimsenin. Vasiyetinde de neredeyse 3 milyara yakın işte şuraya cami yapın, şuraya okul yapın, şuraya su kuyusu çıkarın, şuraya şu kadar kitap dağıtın demiş. Öldü. Ne yapacak mirasçılar şimdi? Çocukların hepsi de mirasçıların hepsi de dinini biliyor mesela. Evet. Kul hakkına riayet ediyorlar. Ama hani o şeyi bilmiyor. Feraiz ilmini bilmiyor. Yani dinimizin. Halbuki saadette bildiği de var bu. Uzun uzun anlatılmış, hisselerde bildirilmiş. Orada açık net bir şekilde bir kimse hayattayken malın üzerinde tam tasarruf sahibidir. Mesela sen kalkarsın ta Kars'taki tanımadığın adama işte şu bahçeyi sana verdim dersin. Tapusunu da verirsin. Ne evlatların, ne annen baban, ne kardeşlerin. Kimse karışamaz ona. Hiç kimse. Hatta evlatların bizim hakkımız. Onların hakkı değil ki senin malın üzerinde. Onların hakkı yok. Yok. Bunu iyi anlamalı.
Bizim hakkımızı veriyor. Ya senin hakkın ne güzel mi? Yani evladın, anne babanın malı üzerinde ne hakkı olacak ki? Hiçbir hakkı yok. Baba ölmeden istediğini yapabilir. Hayattayken tasarruf sahibi. Vefat ettin. 3 milyar bıraktın. 3 milyarı da böyle vasiyet ettim, verin diye. Sadece 1/3'üne sözü geçermiş ölünce. 1 milyarına sözü geçiyor. Tabii kalan mirasçılar da dinini biliyorsa, hak hukuk biliyorsa o 1/3'ünü onun vasiyet ettiği yere verirler. Veyahut da yaparlar. Şeyde, ya hatırlarsın bir tane kadıncağız vefat etmeden önce işte Osman Ünlü'ye ulaşın da benim iskatımı yapsın. Şu tarlayı da aynı şekilde, tarla mıydı neydi, evet, neyse, bahçe miydi neyse, onun bedelini gönderin falan diyor. Hakikaten bir oğlu bir kocası kalmış. Demek ki şey kimselermiş yani, onlar da dini bütün kimselermiş yani. Ona sahip çıkmışlar. Yani birçok aynı şekilde kitap dağıtılmıştı kadıncağızın. Hem iskatı yapılmıştı hem de aynı şekilde kitap da dağıtılmıştı. Vesile olmuştu. O keredeki mirasçıların işi. Peki efendim, adam 3 milyar bıraktı da 1/3'ünü sözüne geçer. Fakat mirasçıları, yani evlatları falan ihtiyaçları yok. Dediler ki ya babamın kalan bu 3 milyarın hepsini de hayra dağıtalım. Bak kaç mirasçı var? Diyelim ki 3 mirasçı, 5 mirasçı. Hepsi ittifaken birisine diyecektir ki yetki verdik bunu babam için, dağıt dediler. Öyle olur o. Çünkü o 5'inin de onun üzerinde hakkı var artık. 5'inin de hakkı var. Ben babam için vereceğim, size hiç böyle bir zırrı koklatmam, ben hayra dağıtıyorum deme hakkım yok. Evet. Senin de yok, benim de yok, hiç kimsenin yok. Efendim işte abi konumunda ve abla konumundaki olan efendim böyle böyle söyleyemez. Yok öyle bir yetkisi, din böyle bir yetki vermemiş ki. Böyle bir şey ver. Ha öbür kardeşler der ki abla, abi ben sana aynı şekilde hissemi hediye ettim veyahut da tam tasarruf sahibi olarak sana vekalet verdim. Annem babam için bunları hayır hasenat, sana itimat ediyorum, güveniyorum. Ha sen de suistimal edersen, bak hayra dağıtayım diye cebine atarsan merak etme, mahşer günü o çıkacak, onlar da gelecek, ha diyecekler. Suistimal ettin, kul hakkı, ver bakalım aynı şekilde sevapları bize. Hiç kimsenin yaptığı yanına kar kalmaz, hiç. Bunu bir kere şey yapacaksın, çünkü Allah Teala rahmet eylesin Enver abiler, habire her toplantıda konuştuğunuz, yaptığınız, amel ettiğiniz her şey için yarın mahşer günü bunu niçin söyledin? Bunu niçin yaptın? İbadetleri bile. Namazı niçin kıldın? Allah için mi? Yoksa aynı şekilde gittin şeyde parkta seccadeyi serdin, herkes görsün diye mi? Ne için yaptın? Evet. Hepsi aynı şekilde çıkacak meydana. Onun için de hani Asebe'yi sormuştu dinleyicimiz, oradan uzadı geldi buraya da. Tam İlmihal Saadettebedi'nin feraiz bahsi var. Orayı dikkatli bir şekilde okursa. Zor bir bahis. Fıkhın, İslam hukukunun 2 tane konusu var. Birisi bu feraiz bahsi. Bayağı kesir bilinmesi lazım. İkincisi de şey, hayız nifas. Çünkü bütün kadınlar fabrikasyon değil ki. Hepsi ayrı ayrı yaratılmışlar. Evet. Ayrı ayrı yaratılmışlar. Dolayısıyla hepsinin farklı. Tabii farklı. Efendim, hatta mesela şu anda bizi dinleyen dinleyicilerim şey yapıyor. Tam İmran Saadettebedi'ydi. Bugün diyor ki Allah-u Teala öyle yaratmış kadın kullarını. Beyazdan başka her renk hayız diye geçiyor Tam İmran Saadettebedi'ydi. Fakat bize gelen telefon mesela, jinekolog deniyor değil mi bu kadın doktorlarına? Onlarla da mesela görüştük biz. Dedi ki genel hüküm tamam beyaz. Ama dedi istinalar da var. Mesela bazen hanımlardan diyor, hiç diyor öyle beyaza dönmüyor benimki, sarımtırak bir renkte geliyor. Kanım olduğu zaman kırmızı renkte, öbürü sarımtırak. Öyleyse o temiz demektir. Evet. Şimdi Tam İmran Saadettebedi beyazdan başka o genel hüküm. O genel hüküm. İstinalar da oluyor mu? Oluyor tabii ki. Gelelim efendim, dinleyicimiz dedi ki bidat çok dedi mesela, salavat-ı şerife okuyup elini göğsüne koyuyor falan. Yaygınlaştırdılar onu, bidat. Çünkü yanlış olan şey çabucak yayılır. Hatta bir misal vermişler. Kayayı dağın tepesine, zirvesine çıkarıp bıraktın mıydı, 2 dakikada dağın eteğine iner. Ama aynı kayayı dağın zirvesine çıkarmak için belki de günlerce uğraşırsın. Değil mi? Evet. Saatlerce, günlerce uğraşırsın. Ama 2 dakikada onu oradan indirirsin. Bidatler de böyle. Kötülükler çabuk yayılır. Peki ne yapacağız? Tam İmran Saadet'te video okuyacağız. Bizi dinleyenlere, dinleyebilecek olanlara orada ikaz edeceğiz. Kitapta tavsiye edeceğiz. Efendim işte din adamı hoca kılıklı. Oho bir sürü aynı şekilde hoca kılıklı bidat sahibi. Hatta zındıklar var. Din gayreti diye bir şeycik yok. Ağlar canım, ne almış da canım. Bu zamanda adam o kadar yapıyor ya, sana ne ya falan filan. Öyle diyen çok yani. Din adamı değil bunu. Din gayreti yok. Allah Teala'nın hükmü çiğneniyor.
Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam emrettiği sünnet yok ediliyor. Bu sesini çıkarmıyor. Mesela ezanı yüksek yere çıkarak okumak sünnettir. Adam aşağıda teyipten okuyor, banttan okuyor, CD'den okuyor veya da kendisi oturup okuyor. Buna da söylediğin zaman canım ya, peygamber de olsa şimdi hayatta o da buna izin verirdi falan diye başlıyor sana ahkam kesmeye. Tam sopalık adamlar ya. Evet. Bir de değil. Şimdi dinleyicimiz diyor ki ne yapacağız? Biz söyleriz, kitapta veririz, gerisi kendisini bilir. Yarın ahirette davacı olmazlar bizden. Gelelim efendim, bir de dinleyicimiz dedi ki elma çekirdeği dedi taşımak nazara iyi gelir mi? Ben okumadım. Duymadım da. Hani birisi tecrübe etmiştir. Böyle bir şey olur mu olmaz mı? Mesela saatte bir dedi yazıyor. Mahsul çok iyidir. Ben çocukken hatırlarım onu. Bu pancar olur, buğday olur, ne bileyim ben elma olur, zeytin olur, incir olur. Ama böyle görülebilecek yere, hele bilhassa şeylere, buğday tarlalarında çok olurdu. Tam tarlanın ortasında bir sırık, sırığın üstünde de bir kuru hayvan kafası. Ya ne işe yarardı bu falan? Hani dedim kuşlarımı kovalarlar. Sonra büyüyünce anladım. Şimdi mahsul çok güzel olunca adam ilk bakışta gözünde bir şua çıkacak. Mahsule gidecek, zarar verecek ona. Ama ilk bakışta güzel bir mahsulün, buğday tarlasının ortasında bir kuru kafa. Oy, oraya dikkat, bakıyor. Dikkatini çekiyor, oraya bakıyor. Tabii paratonerlik yapıyor. Gözdeki şuayı oraya çekiyor. Köyde falan mesela adam yeni ev yaptığı zaman böyle kelik derlerdi. Eskimiş ayakkabılardan böyle şey yaparlar falan, duvara asarlar. Her taraf cadde üzerinde, sokak üzerindeki duvara asarlar bunu. Adam şöyle eve bakarken gayri ihtiyarı otomatik olarak oraya gidiyor. O paratonerlik yapıyor, çekiyor. Şimdi bir de mesela boncuk takmak, o da yazılmış. Caizdir bu diyor. Fetva-i Hindiye'den nakletmişler orada. Efendim boncuğun ne fayda var? Salak, boncukta değil ki fayda. Evet. Hala bilmiyor. Sen aynı binalara paratoner yapıyorsun. Paratoner ne faydası var? Niye yapıyorsun o zaman? Hele Vehhabi de şirk diyorlar buna. Şirk falan değil, ahmak herifler. Şimdi onu güzelleştiriyorlar, ondan sonra böyle cazip hale getiriyorlar o nazar boncuğunu. Ahmaklık o. Ya zaten o bizim onlarda da abul abul bir şey olması lazım diye bir tabir kullanırlardı. Yani kaba saba bir şey olacak o. Evet. Çünkü güzel bir çocuk, güzel giysinin omuzunda aynı şekilde bir acayip garayip bir taş. Bakışı, yani nazarı geçen kimse otomatik olarak o taş onu oraya çekmesi lazım. Bakışını. Böylece atlatır, paratonerlik yapar. Sen onu kibar yapmışsın, bilmem ne yapmışsın falan, sonra dikkat çekmeyecek ki o. Bunlar sadece sebeptir, vesiledir. Bunu da birbirine karıştırmamalı. Ha, elma çekirdeğinin yani böyle bir denenmiştir, tecrübe edilmiştir. Var öyle bir şey, ben bilmiyorum. Bilmediğim şeyi de tavsiye etmem. Efendim gelelim son dinleyicimizin suallerine. Muhabbet kuşum var dedi, tek. Bizde de var muhabbet kuşu. Önce tekti, sonra bir tane daha aldık. Bir tane daha aldık ama yani tek olarak da şey yapmanın mahsuru yok. Çünkü bunlar kafeste alışmışlar. Kafese evet. Alışmışlar. Dolayısıyla hani bakabilecek, eziyetine katlanabilecekse alsın bir tane. Hani günah olur, günah olmaz. Niye? Şimdi kafeste alışmışlar bunlar. Ona kalacak olursan mesela babaannem derdi bizim tavşanımız da vardı falan diye. Bir gün kapı açık olmuş, çıkmış gitmiş dedi. Hemen onu daha köyü çıkmadan halletmişlerdir. Kedi köpek hemen hallederler onu. Çünkü alışık değil dışarıya. Efendim ahitname duası diye böyle bir şey yok. Uyduruk efendim bu. Hemen kaldıralım. Bir de dinleyicimiz dedi ki işte bu erkekler arasında da var. Özel yerlerine işte epilasyon yaptırıyorlar. Bunu başkası mı yapıyor? Evet. Haram ya. Zaruret diye bir şey değil. Zaruret diye bir şey değil. Haram bu. Yani avret yerini, yani bir kadın buluğa erdikten sonra onun avret yerine o kız kiminle evlendiyse sadece o evlendiği erkek bakabilir. Annesi de, babası da, dayısı da, amcası da, teyzesi de neyse bakamaz. Ablası da bakamaz. Haramdır, günahtır. Peki efendim, yani avret yerine, yani erkeğin kadının avret yerine ancak zaruret olduğu zaman tabip, doktor zaruret miktarı bakabilir. Onun dışında caiz değil yani. Hocam, vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyiciler, bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşça kalın. İslam ve toplum.